İnsan yaşam yolculuğunda hep bir yerlere varmaya çalışıyor. O varacağı yerde daha mutlu, daha huzurlu olacağına inanıyor. Oysa kendimiz olmaktan, kendimize varmadıktan sonra ne daha mutlu olacağız ne de daha huzurlu. Peki günlük hayatınızda sizler nasılsınız? Tüm bu soruların cevaplarını yaşam koçu Esra Erdoğan'la bulabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, şimdi yanımda bir yaşam koçu var. Hepimizin ona ihtiyaç duyduğumuz zamanlar oluyor. Ve bunun için de kendisiyle tanışmak istedim. Bir yanımda Esra Erdoğan var. Kendisi birçok kişilerle beraber, bilgi alışverişleriyle beraber kişileri sıkıntılarından kurtarıyor. Bakalım bunlar neymiş diyeceğim. Merhabalar Esra. Merhabalar. Efendim, yaşam koçu ne iş yapar? Yaşam koçu danışanlarının içinde bulunduğu negatif duygu durumlarından özgürleşmesi yönünde ve yolunda yol arkadaşlığı, bir nevi rehberlik yapar. Çok güzel. Burada açıkçası size kimler ihtiyaç duyuyor? Az önce de belirttiğim gibi içinde bulunduğu negatif duygulardan, düşüncelerden, motivasyon düşüklüğü olabilir, değersizlik, yetersizlik gibi bulunan bu kötü düşüncelerden arınma yolunda destek almak adına başvururlar. Evet. Peki bu kişilerle birebir mi ilişkilerde bulunuyorsunuz? Evet, bireysel seanslar gerçekleştiriyoruz. Peki bu bireysel seanslarla beraber nasıl bir uygulamalara gidiyorsunuz? Şimdi orada kişinin ihtiyacına göre hangi konuyla geldiğine çok önemli burada. Bana hangi duygu durumuyla ya da düşünceyle geldiğine bakıyorum. Öncelikle bir tanı sürecimiz geçiyor. Konuyu, duyguyu, düşünceyi tanımamız gerekiyor. Evet. Ne gibi sıkışmış durumları var. Buralardan özgürleştirmek adına rehberlik yapıyorum. Peki burada sıkıntılı kişiler diyelim, çabuk adapte olabiliyorlar mı? Adaptasyon çok önemli burada elbette. Ama öncelikle o samimiyeti hissettiklerinde zaten bir süre sonra rahatlıkla uyuma girebiliyoruz. O zaman siz çok çabuk onları rahatlatabiliyorsunuz. Çok şükür, evet, bundan yana hiç sıkıntımız yok. Hemen uyumlanabiliyoruz. Evet. Arkadaşım dediniz. Yol arkadaşlığınızı verdiğiniz eğitimlerle mi kendileri size çabuk yanaşıyorlar? Bireysel seanslarla öncelikle takip ediyorlar tabii, bakıyorlar, gözlemliyorlar. Daha sonra kendine yakın hissettiği anda niyet ederek yola çıkıyorlar efendim. Bu anlamda da ben yol arkadaşlığı yapıyorum. Peki bilinçaltı nedir? Bilinçaltlarına girebiliyor musunuz? Bilinçaltı kişilerin 0-7 yaş arasında, yani buna bir bilgisayar programı gibi de bakabiliriz. İnsanların beyninde bütün algılar, düşüncelerin yer ettiği, aslında keşfedilmesi gereken gizemli bir alandır burası. Burayı keşfettiğimizde, yani bilinçaltının o negatif kayıtlarını açığa çıkardığımızda kişi bir sonraki sürece daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyor yaşam yolculuğunda. Kişilere göre yeni bir sistemler mi uyguluyorsunuz, yoksa hep aynı düzeyde mi hareket ediyorsunuz? Tamamen içgüdüsel çalışıyorum. Stratejik olarak değil, ama kişiyle o anda girdiğim uyuma, akışa göre yol alıyorum. Esra Hanım, şimdi hakikaten artık stresle insanlar boğuşuyor. Evet. Hep size de gelenler stresli insanlar, evet, sıkıntılı insanlar. Peki bunlar genel durumda, bir genelleme soracağım. Nelerden çok streslere kapılıyoruz? Nasıl bir şekil alıyoruz? Sizlere başvuruyoruz. Şekil alıyoruz, çok güzel söylediniz. Aslında o dışsal formlara çok anlam yüklediğimizde, çok fazla ciddiye aldığımızda şekil alıyoruz, form alıyoruz. Burada dışarıyla çok fazla aşırı empati kurmamamız gerekiyor. Çünkü biri bize bir şey söylediği zaman o söze yüklediğimiz anlam ve manayla bizde duygu durumları sıkışması kaçınılmaz oluyor. O yüzden kendi içimizde kalabilmeyi korumak çok daha kıymetli. Neden çok çabuk sinirleniyoruz? Anlam yüklüyoruz çok fazla her şeye. Evet. Yani burada da yine bilinçaltına gidiyoruz. Bilinçaltı kayıtı bizim geleceğimizi ipotek altına alıyor. Evet. Çünkü orada başka bir yayın, program, biri bize bir şey söylediği zaman o size çok anlam yüklüyor. Çünkü niye? Bilinçaltı tanıyor orayı. Daha önce annem de bana böyle hissettirmişti, babam da böyle hissettirmişti diyerek orada duygularımız açığa çıkıyor. İstemsizce
öfkelenebiliyoruz. Peki bunu düzeltebiliyor muyuz? Elbette düzeltiyoruz. Bu çok seanslara mı mal oluyor? Ya kişiye göre, kişinin farkındalığı ve gelişim yolculuğuna göre değişebiliyor. Bazen bir seansta da oluyor, bazen 3-5 seansta da oluyor. Tamamen değişen bir durum. Evet, son olarak izleyicilerimize ne söylersiniz? Evet, ben Esra Erdoğan. Yolu sevgi, cesaret ve samimiyetten geçen herkesle buluşmaya niyet etmiş içsel bir danışman olarak buralardayım efendim. Birkaç gazete ve dergide köşe yazarlığı yaptım. Bunların çok güzel, çok kıymetli geri bildirimleri oldu. Hala da yazmaktayım. Bir kitabım var, yazmakta oldum. Bir de Altın Melek ödülüne layık görmüşler. Teşekkür ederim buradan herkese, beni bu ödüle layık gören herkese. Evet. Bu şekilde. Evet.